Evet, şimdi e, Afad'ın başına gelen eski Erzurum valisi o kaymamışın nereden hatırladığımızı e, gösterecektim size bir fotoğraf. Çok konuşulmuştu. O dönem e, gazeteci İsmail Saymaz bu fotoğrafı e, kamuoyuyla paylaşıp e, tartışmayı başlatan isim olmuştu diyelim. Şimdi bakınız bu fotoğraf e, Erzurum'da çekilmişti Ocak ayında. E, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım gidiyor Erzurum'a. Bir ziyarette bulunuyor. E, yürüyorlar dolaşıyorlar yoruluyorlar soluklanmak için de bir mağazada böyle oturuyorlar e, şimdi bakıyorsunuz e, hiç bilmesek e, devlet yetkilisi işte devletin temsilcisi kimdir orada diye baksak Erkam Yıldırım zannederiz öyle bir özgüvenle e, oturuyor kendisi ama yanında il jandarma komutanı var Albay İlker Şimşek ve dönemin Erzurum valisi e, Okay Memiş var. Hemen e, Erkan Yıldırım'ın yanında oturuyor e, gördüğünüz gibi. Şöyle hatta karıştırmayalım. Yanına gideyim göstereyim. O dönemin Erzurum valisi e, buyurun kendisi böyle koltuğun ucunda oturuyor. Neredeyse el pençe divan gibi oturuyor. İşte bu fotoğraf çok konuşulmuştu. ...Erkam Yıldırım'ın nasıl bir sıfatı var ki? E, i̇l Jandarma Komutanı ve Vali ona eşlik ediyor. Bir de böyle etrafında e, el pençe divan olmuşlar, oturuyorlar. Devletin valisi bir koltuğun ucuna böyle e, ilişmiş... ...yanında Erkam Yıldırım otururken diye. Sonra açıklamalar e, yapmıştı tabii kendisi. Bu fotoğraftan çok üzüldüğünü söylemişti. Ben kendisini de hiç tanımam demişti e, Erkam Yıldırım'la ilgili. Bir 10 dakika oturduk, kendisi kilolu olduğu için her yerde... Fotoğrafta göründüğü gibi oturuyor. Bize karşı lakayt bir tavrı yok olsaydı ben fark ederdim demişti. Bu fotoğraftan da hatırlıyoruz. Bu hatırlatmayı da yapmak istedik. Şimdi valiler kararnamesiyle ilgili dün sizlerle pek çok ayrıntıyı paylaştık ama en öne çıkan durum şuydu. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın isimler kıza çekildi demiştik. 16 vali merkeze çekildi. Hepsi bakıldığında Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla tanınan isimlerdi. Gelelim CHP'ye. CHP'de ne olup bittiğine. Son dönemde CHP'deki değişimi konuşurken sıkça andığımız bir isim, CHP'nin grup başkanı Özgür Özel, bu stüdyoda da Halk TV'nin sorularını yanıtladı ve genel başkanlık için yeşil ışık yakan sözleri oldu. Dün anlatmıştık. Sahaya inecek Özgür Özel e, dedik. E, kurultay öncesi bir Anadolu turuna hazırlanıyor ve seçim bölgesi olan Manisa'dan başlayacak dedik. E, yeni açıklamalar geldi. Dikkat çekici açıklamalar geldi Özgür Özel'den genel başkan adaylığıyla ilgili. E, karar verdiğimde önce ailemle sonra genel başkanla paylaşacağım diyor Özel ve ben düşündüğümü söyleyeceğim. Genel başkan ne düşünüyor? Onu öğrenmek isteyeceğim diyor. Daha fazlasını izleyelim olamayan takımda santrafor oynayacağıma şampiyonluğu kazanan takımda her mevkiye talibim. Hatta yedek kulvesine de talibim, top top da, da talibim. Genel başkanlığı talip. Genel bize... başkan bakın her mevkiye diyorum. Genel başkan adaylığına bir kez daha bu sözlerle yeşil ışık yakmıştı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Adaylığa karar verdiğimde bunu önce ailemle sonra genel başkanla paylaşacağım eğer karar verirsem. Genel başkanla bunu paylaştığım sırada ben nasıl düşünüyorum onu söyleyeceğim. Genel başkan ne düşünüyor öğrenmek isteyeceğim. Sorumluluk almaksa, sorumluluk fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin bir daha seçim yenilgisi yaşamamak için ne yapması gerekiyorsa orada bana düşen görev neyse ona talibim. Genel başkansa genel başkan... Özel'in bu ay içinde grup başkanlığından istifa edip kurulta için Anadolu turuna çıkacağı öne sürülmüştü. Özel istifa iddialarını yalanladı. Bu iddiaların maksatlı olduğunu ve iyi niyetli bulmadığını belirtti. Bir çatışma yok. Bu görevden dolayı ne MYK ne genel başkanlığı çatışıyor veya sürtüşüyor değiliz. Genel başkan bana herhangi bir şey söylemedi. Söyleyeceğini de beklemiyorum. Grup başkanlığı ile ilgili herhangi bir tartışma yok. Kaynağı belli olmayan birçok haber servis ediliyor. Anadolu turunu da senelerdir yapıyorum. Genel başkanlıkla ilgili ilgili bir karar verirsem de yaparım. Vermezsem de yerel seçimlere gidildiği örgütleri dinlemek benim kararım. Ben bir daha bu insanlara yenilgi yaşatmak ve yaşatan takımda bir görevde olmak istemiyorum. Ben bu insanlar artık yüzü gülsün bu ülke hak ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ne kavuşsun istiyorum. Kurultay'ın yerel seçimden önce yapılması gerektiğini ve seçmenin bakış açısının parti için sağlıklı olmadığını söyledi Özgür Özel. Bazıları bunun bu kadar ciddi olmadığını, bazıları da böyle bir ruh hali olmadığını söylüyor. Bazısı da örgütte böyle bir ruh hali olmadığını ama seçmende olduğunu söylüyor. Bu örgütün seçmenden kopuk olduğu varsayımı örgüte hakaret. Bunu kabul etmem mümkün değil. Değişim konusunda kararlı ve vefalı olmak lazım. Bu vefa meselesiyle ilgili ilk gün takındığım tutumla bugün arasında fark yok. Değişimi bir kişi ve kişilere veya tüzüğe indirgememek lazım. CHP'de diğer yandan kongre süreci devam ediyor. 5 Ağustos'ta başlayan ilçe kongrelerinin çok azı tamamlandı. İl kongrelerinin başlayacağı 16 Eylül'e doğru safların daha da netleşmesi bekleniyor. En çok merak edilen konu ise genel başkanlık koltuğuna kimlerin talip olacağı. İlçe seçimleri bitmeden genel başkanlık koltuğuna talip olanlardan net bir açıklama gelmesi beklenmiyor. Evet haberde dedik ki CHP'deki değişim sürecine dair safların daha net belli olması, kendini göstermesi bekleniyor önümüzdeki günlerde. Yerel seçimle ilgili ittifak senaryolarında da aslında beklediğimiz şey bu. Şimdi muhalefet nasıl girecek yerel seçime? Bir önceki yerel seçimde uygulanan işbirliği modeli belli ki uygulanmayacak. İyi Parti'nin büyük kurultayında Meral Akşener'in yaptığı o yüksek perdeden açıklama açıkçası buna işaret ediyordu. Ama 26 Ağustos'ta bir açıklama yapmasını bekliyoruz Meral Akşener'in Afyon Karahisar'da. Kafasındaki ittifak modeli nedir? Bununla ilgili konuşması bekleniyor. e Şimdi son olarak aktardık yayına başlarken de söyledik. MHP'den de bir göz kırpma geldi İyi Parti'ye. Daha önce e, yuvaya dönme e, çağrısı yapmışlardı. E, bu kez o çağrıyı biraz değiştirdiler ve dediler ki e, çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına. Yerel seçimde gelin işbirliği yapalım diyor. olabilir mi? İyi Parti nasıl bakar? Daha önce Yuvan'a dön çağrılarını Akşener, yuva burası diye yanıt vermişti, karşılıksız bırakmıştı. Ama işte bu seçim sonrası ne olur? Böyle bir ittifak benimsenir mi? Merak ediyoruz. HDP ayrı aday çıkaracağız diyor şimdilik bakıldığında. Saadet Deva gelecek ne yapacak? Demokrat Parti de kendi adayını çıkaracağını söyledi. Ne olacak yerel seçimde? Bekliyoruz tarafların pozisyonlarını netleştirmesini. Bugün halktv.com.tr'de Fikret Bila e, muhalefet gerçekçi olmalı dedi bu yerel seçim senaryoları ile ilgili karar alırken bir yazısına bakalım ne diyor Fikret Bila. Muhalefet partilerinin yerel seçimlere ayrı ayrı adaylarla girmeleri Büyük şehirler de dahil belediye başkanlıklarını iktidara altın tepsi içinde sunmaktır. AK Parti'nin en çok isteyeceği model muhalefet partilerinin ayrı ayrı adaylarla yerel seçime girmeleri olacaktır. 2019 seçimlerinde başta İstanbul olmak üzere 11 büyük şehri muhalefet adaylarının kazanması 21 yıllık iktidarında AK Parti'nin aldığı en büyük yenilgidir. Bu nedenle özellikle İstanbul'u yeniden kazanmak için Mart seçimlerinde yine devlet olanaklarını sonuna kadar kullanmak dahil genel seçimlerde yaptığı gibi gibi her şeye başvuracaktır. Ancak CHP, İYİ Parti ve HDP her yerde ayrı ayrı aday gösterse AK Parti'nin fazla bir şey yapmasına gerek kalmadan Büyükşehir Belediyeleri iktidara hediye edilmiş olur. Muhalefet genel seçim yenilgisinin şokunu bir an önce üzerinden atıp akılcı davranmak zorundadır. Sandık sonuçları yerel seçimde de muhalefetin işbirliğini yapmasını, sandıkta birlikte hareket etmeyi başarması gerektiğini gösteriyor. Aksi hareket 1994 yerel seçimlerinde merkez sağ ve merkez sol partilerin ayrı ayrı adaylarla seçime girerek yaptıkları hatayı tekrarlamak olur. Merkez sağ ve merkez sol partiler 1994 yerel seçimlerindeki gibi bir yenilgi yaşamak istemiyorlarsa Mart 2024 yerel seçimlerinde de birlikte hareket etmeyi başarmak zorundalar diyor Fikret Bila bugünkü yazısında. Özgür Özel ne yapacak dedik? Genel Başkanlığa e, aday olduğunu söyleyecek mi, talip olacak mı dedik? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da ne yapacağını merak ediyoruz. Onun da önünde 3 senaryo olduğu konuşuluyor. Ya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak sadece ve yoluna devam edecek. E, ya aday olmayacak e, genel başkanlık hedefine doğru yürüyecek ama orada işte çok büyük bir risk var. E, İstanbul'u bırakıp yerel seçime girmek belediyeyi e, tamamen Cumhur İttifakı'na bırakmak anlamına geliyor. Böyle bir risk alınır mı? E, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy veren seçmene bir saygısızlık olabileceği yorumları da ağır basıyor. Dolayısıyla bir de tabii kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla kıran kırana bir mücadeleye girişeceği anlamına geliyor bu seçenek. Üçüncü seçenekse bir üçüncü yola işaret ediyor aslına bakarsanız. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olup bu kez meclis çoğunluğunu da içerecek şekilde bir sonuç alıp Ondan sonra CHP Genel Başkanlığı ile ilgili hedeflere yürümek ama bu esnada da Özgür Özel gibi bir ismin CHP'de genel başkanlık koltuğunda oturması. İmamoğlu'nun artık önümüzdeki günlerde bu konuda ne yapacağıyla ilgili net sinyal vermesi, artık somutlaştırması bekleniyor. Evet, asıl meselemiz ne? Asıl meselemiz ekonomi, hayat pahalılığı, işsizlik. E, dün e, bu yayınımız esnasında geldi bilgisi, son dakika gelişmesi olarak paylaştık. Türkiye Statistik Kurumu işsizlik verisini açıkladı, e, iş gücü verilerini açıkladı Haziran ayına e, dair. Ve işsizlik oranı %9,6 olarak kayda geçti Haziran ayında. E, bir önceki aya göre baktığımızda e, 2000 kişi arttığını görüyoruz işsizlerin ve 3 milyon 337 bin kişiye yükseldiklerini görüyoruz. Ee, üzücü olan tarafı genç işsizliğinin de artıyor olması. Şimdi TÜİK verilerinin dün size ana hatlarını verdiğimiz TÜİK verilerinin ayrıntılarına bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Dar tanımlı işsizlik oranı 0,1 puan artışla %9,6 düzeyinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik ise geçen aya göre 1.7 puanlık artış ile %24.2 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %7.8, kadınlarda %13.2 olarak tahmin edildi. Haziran ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Genç işsizliğin de artışı ise sürüyor. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.2 puanlık artışla %18.6 puan oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %15.4, kadınlarda %24.2 olarak belirlendi. İşsizlik artarken istihdam oranı da geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişi, istihdam oranı da 0.6 puan azalarak %47.8 oldu. Bu oran erkeklerde %65.2, kadınlarda %30.8 olarak gerçekleşti. zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise Haziran'da bir önceki aya göre 1.7 puanlık artış ile %24.2 oldu.